Kur'an-ı Kerim meali. Seslendiren İbrahim Üzüm. Mesed Suresi. Mekke döneminin henüz başlarında Fatiha Suresi'nden sonra indirilmiştir. İlk nazil olan sureler arasında yer almaktadır. Adını son kelimesi olan ve hurma lifinden bükülmüş ip, urgan, kalın halat anlamına gelen Mesed kelimesinden almıştır. Tebbet ve Leheb adlarıyla da bilinen sure 5 ayettir. Ebu Leheb, peygamberin öz amcasıydı. Fakat sahip olduğu güç ve servetiyle kibre kapılarak İslam çağrısını reddetmişti. Başından beri peygambere şiddetli muhalefet göstermiş ve onun çağrısının insanlara ulaşmaması için elinden geleni yapmıştı. Allah katında üstünlük ölçüsünün mal ve servet değil, ahlak ve erdemlilik olduğunu ifade eden İslam prensibi onun bu dine düşman olmasının en büyük sebebiydi Ebu Leheb'in İslam'a düşmanlıkta kendisinden hiç de geri kalmayan Ümmü Cemil adında bir karısı vardı Mekke sosyetesinin en parlak simalarından biri olan ve peygambere duyduğu kin ve öfke yüzünden onun evinin önüne ve geçtiği yollara dikenler atacak derecede azgınlaşan bu kadın Ayrıca mücevherlerle süslü değerli bir kolyesini Müslümanlara karşı savaşta değerlendirilmek üzere Kureyş ordusuna hibe etmişti. Hazreti Peygamber yakınlarını açıkça uyarma görevini alınca Kabe'nin hemen yanındaki Safa tepesine çıkıp her kabileyi ismiyle çağırarak şöyle seslendi: "Size şu dağın arkasında düşman askerleri saldırmak üzere bekliyor desem bana inanır mıydınız?" Onlar da "Evet" diye cevap verdiler. Çünkü sen hiçbir zaman yalan söylemezsin. Bunun üzerine peygamber, o halde sizi kıyamet ve ahiret gerçeğiyle uyarıyorum deyince, dinleyiciler arasında bulunan Ebu Leheb, yazıklar olsun sana, bizi bunun için mi burada topladın diyerek, yerden taş toprak almış, Hazreti Peygamber'e doğru atarak yüz çevirip gitmişti. Kısa bir süre sonra bu sure nazil oldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi yüce Rabbimin adıyla onun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca onun adına okuyor, söylüyorum. 1. ayet. Ebu Leheb'in elleri kırılsın. Zaten kendisi kahroldu ya. Ayet açıklaması Ebu Leheb'in elleri kırılsın, gücü ve saltanatı yok olsun, kahrolup gitsin. Zaten kendisi kop koyu bir inkar bataklığına saplanarak kahroldu ya. İkinci ayet Ne o serveti kurtarabildi onu, ne de kazandıkları. Ayet açıklaması ne o güvendiği malı ve serveti kurtarabildi onu o korkunç akıbetten ne de diğer çalışmaları ve kazandıkları. Üçüncü ayet. Alevli bir ateşe girecektir o. Ayet açıklaması. İşlediği günahlarından dolayı alevli bir ateşe girecektir o. Dördüncü ayet. Karısı da odunları sırtına yüklenmiş olarak. Ayet Açıklaması Bir zamanlar laf getirip götüren ve peygamberin yoluna dikenler taşıyarak Ebu Leheb'e destek olan karısı da yaptıklarına uygun bir ceza olarak kendilerini yakacak odunları sırtına yüklenmiş olarak kocasına eşlik edecek. Beşinci ve son ayet Gerdanında örülmüş bir halat olduğu halde. Ayet Açıklaması hem de gerdanında o dillere destan kolyesi yerine hurma liflerinden örülmüş kalın bir halat olduğu halde